adam öldürme ayetini okudun. Allah bize uyarmış, öğüt vermiş adam öldürmeyin diye. Biz namaz kılarken bunu okuyoruz. Allah'a diyoruz ki adam öldürme, cezası var. Ziyadeli, sahiplü, onun bize nasihatini, öğütünü biz ona gönderiyoruz. Ya burada bir terslik var diyor. Sorguluyorum devamlı kendimi. Ve beni herkes en dindar biliyor. Ama sorguluyorum. Bir yerde yanlış var diyor. Sonra inceledim. Peygamberimizin ölümünden 30 ile 35 yıl sonra gelen din Allah'ın dini değil. Emevi'nin, Abbasi'nin, Sasani'nin, Osmanlı'nın içimize soktuğu hurafelerle dolu bir din. Biz onu din diye yaşadık bugüne kadar. Ben Ramazanlarda hiçbir televizyon kaçırmazdım. Her gün bir camiye gitmenin savaşını verirdim. Ben nelerle uğraşıyormuşum. Nelerle uğraşıyormuşum. Allah'a nasıl hakaret ettiğimin farkına sonradan. Bir gün Hakkı Yılmaz ismini duydum. Vesileyle kardeşim dedim, ben ibadetimi Türkçe yapıyorum 3 yıldır, fakat onda da doyuma eremedim, dua ayetleri oturuyor yerine ama ahkam ayetleri oturmuyor, kadın ayetleri oturmuyor. Hakkı Bey'e bir mesaj attım. Ya biz ne yapıyoruz dedim. Cenaze namazı kafamı en çok zorlayanlardan biriydi. Kur'an sadece peygamberi konuşturuyor cin suresinde. Ben Rabbim olan Allah'a dua ederim. İbadet ederim dedirtiyor. Ama biz namazı kılarken karşımıza ibadet niyetine cenazeyi alıyoruz. Onun önünde tekbir getiriyoruz. Yine sorgulamaya başladı. Burada bir yanlışlık var ya. Soran buluyor doğruyu. Hakkı Bey'e dedim ki kardeşim bana yardımcı ol. Senin bir iki yazını okudum. Biraz işimi titretti dedim. İşimdeki sorulara biraz cevap verdi dedim. Bu nedir dedim. Cenaze duası diyor kimisi. Kimisi cenaze namazı diyor. Mesaj geldi bana arkadaştan. Ölenin işi bitmiştir. Ölenin işi Allah'a kaldı. Sorusu beni bir daha titretti. Gerçekten de öyle. Enam suresinde ne diyor Allah? Herkes bu dünyada kendi eliyle yaptıklarının karşılığını görecek diyor. Biz ne yapıyoruz? Ha, söylemediğim bir söz vardı. Herkesin içinde gündeminde. Ben esas bu davaya üç külüvalla bir elhamla başladım. Özür dilerim. İlk burada başladı. Sonra Yasin suresine şey takıldı. Sorabilir miyim amcacığım? Üç kulvarında bir elhamla başladı. Sonra Türkçe'ye mi çevirdin ibadet? Çevirdim. Kim Türkçe kılıyor lan? Ben namazımı Türkçe kılıyorum. Tamam. Namaz, şimdi namaz kılmıyorum. Et duayı bir tazarruyu gerçekleştiriyorum. Tamam, tamam. Araf suresi 55'teki emri. Ali İmran suresi 17. ayetteki emri gerçekleştiriyor. Zümer suresi 9. ayetteki emri gerçekleştiriyor. Allah'ın huzurunda saygıyla boyun bükerek yalvarıyorum. Yakarıyorum, diliyorum, istiyorum. Verdiği nimetlere teşekkür ediyorum. Belediye otobüsünde bir kişi
Birine yer verse 40 kere teşekkür ediyoruz. O bizi yaratan Allah'a, o rızkı veren Allah'a ne zaman teşekkür edeceğiz arkadaşlar? Bunun bilincini bize yüklememişler. O tahribat bugüne kadar geldi. Ama bir iman eli çıktı. Ben çok memnunum. Bu kardeşimiz İslam'ın altın çağını yaşatacak bir ilke imza attı. İslam'ın bugün gündeminde en sarsıcı konu salat mı, namaz mı? Evet. Bu soruya cevap verdiğimiz gün İslam füze gibi insanlığa yayılacak. İnsanlığı kurtaracak. Çünkü namaz bir uyutma aracıydı. Enam suresinde Allah hayvan sürüsü olmayın diyor. Bakara 104'te bizi güdün demeyin diyor. Biz güdülen bir toplum olduk. Biz hacılar, hocalar, şeyhler, çıhlar, imamlarla yönetilen bir dinin mensuplarıyız. Allah'ın dinin mensupları değiliz şu an arkadaşlar. Bunun bilincine vararak yaşayalım. Şu anda ben, arkadaşım söyleme, benden bahsetme der ama ben bahsediyorum. Peygamberimizin ölümünden beri bize Kur'an'ı Kur'an'dan Kur'anca anlatan bir iman eri çıktı. Ve onun yanında, yöresinde eksikleri de olsa yeni arkadaşlar takılıyor bu halkaya. Ben sizden bu vesileyle bir şey söylemek istiyorum. İman etmek biliyorsunuz Allah'a güvenmenin bir adıdır. Eğer gerçekten Allah'a güveniyorsanız, o Kur'an bugün vahyedilmiş gibi, o vahyedilen Kur'an'ı herkes kendi sokaklarına, kendi ilçesinin, kendi vilayetinin sokaklarını Mekke sokakları yapsın. Peygamber Muhammed gibi çıksın, haykırsın doğruyu. Ve böylece gerçekten Hakk'a yakın doğruyu söyleyeceğiz. Bir kişi demeyin, ne yaparız demeyin. O Muhammed de bir kişi. Ben Muhammed'i örnek aldım. Ne diyor? O sizin arkadaşınız diyor. Ben Muhammed'in arkadaşıyım şu anda. Siz de onun arkadaşı olun arkadaşlar. İnşallah. Onun arkadaşı olmazsak, onunla yan yana durmazsak bu dava yürümez. Muhammed bizden ayrı bir insan değil. O da Allah'ın kulu. O da dini Kur'an'dan öğrendiğini öğreniyoruz. Sen din nedir, kitap nedir, iman nedir bilmezdin demiyor mu Allah? O da biz gibi dinini Kur'an'dan öğrenmiyor mu? Hepimiz bir Muhammed olalım. Çıkalım Mekke sokaklarına. Yavaş yavaş anlatalım. Doğru adına, iyi adına, güzel adına ne varsa yürüyelim arkadaşlar. Ürkmeyelim. Diri duralım. Diş duralım. İman erileriyle hep kucaklaşalım. Ve ben inanıyorum hala. Bu İslam altın çağını yaşayacak. Allah'ın dini hakim olacak inşallah. Onun dinini hakim edin. Hakim haline getirelim. Selamı yaygınlaştıralım. Huzuru, barışı, esenliği yaygınlaştıralım. Bilmeyenlere anlatalım. Bu din huzur dini, barış dini, sevgi dini. Herkese yayalım. Herkes üzerinden bir parça yük alsın. Yürüyelim arkadaşlar. İnşallah. Hacı abi bir sorum var sana. Estağfurullah. 54 yaşındayken evet. Ben gelsem sana desem ki Muhammed deseydim bana ne derdin? Kızardım. Nerede bunun salavatı derdim.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yıllarca, yıllarca kardeşim. Çok özür dilerim. Hakkımı aşıyor muyum kardeşim? Yok. Estağfurullah. Ben bu arkadaştan öğrendim. Allah'la nasıl dalga geçildiğini, yıllarca dalga geçtiğimizi ben bu arkadaştan öğrendim. Doğrudur Hacı abi. İşte onu, ya, ondan sordum size. Peygamberin ismi söyle diyor. Bugün halen aynı şeyi karşılaşıyoruz. Hocam Allah, sen istemeseydin Muhammed dediğimiz zaman aynı şeyi karşılaşıyoruz. Ahzab 56'nın cevabını veriyor. Demek ki Allah'ın kılavuzladığı yol değil ki bana bu dostluğu göstersin. İnşallah. Yıllardır biz Allah'la dalga geçmişiz, haberimiz yok. Peygamberin ismi söyleniyor. Allahümme salli ala seyyidina. Ne diyoruz? Allah'ım sen Muhammed'e yardım et, destek ver. Kardeş Muhammed nereden? Bu sözü biri söyledi. Kim söyledi? Vahiy inerken Allah söyledi. Ahzab suresi 56. Doğru. Ahzab 56. Ne dedi? Ben ve meleklerim Muhammed'e yardım ediyoruz, destek veriyoruz. Siz de ona eğer inanıyorsanız siz de ona destek verin. Yardım edin. Güvenliğini sağlayın. Sözünü dinleyin diyen Allah'ı dinlemedik. Peygamberin ölümünden sonra birileri uydurmuş önümüze. Niye bunu demiş? 60 yıllardır yiyoruz. Her cumada söyleniyor. Cuma ne kardeşi? Peygamberimizin ismi söylendiği an söyleniyor. Ölmüş al peygamberimiz için Allah'tan diyoruz ki ona yardım et. Destek ver. Ya kardeşim Allah'ın rahmetine kavuştu o. Değil mi kardeşim? Hiç hocam, sorgulamıyoruz. Hocam salatın manası dua manasına da gelmiyor mu salatın? Salat. Hayır. Salat tam bir cinayet. Şu anda salat yapıyoruz. Hem namaz hem dua değil mi? Evet. Şu anda tam zihni boyutunu yapıyoruz. Zihni boyutunu yapıyoruz. Salat benim bildiğim dua ve namaz. Mesela en büyük cinayetlerden biri bu kardeşim sayesinde öğrendik. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Tahiyyatta. Ayrı bir cinayet. Ayrı bir cinayet. Diyoruz ki Allah'a. Allah'ım sen peygamberi ve arkadaşlarına yardım et. Ya kardeşim onlar 1400 yıl önce öldü. Biz hala Allah'a diyoruz ki hala peygamberimize yardım et. Ya bu sözü Allah söyledi. Hocam bunu güncellersiniz bize ne diyor? Bunu güncellersiniz bize ne diyor şimdi? Bayet. Geleceğim. O iman ellerine yardım eyle Allah. Senin dinini yaymaya çalışan, senin uğrunda, senin düzenini hakim kılmaya çalışanlara yardım et. Allah'ım dememiz gerekirken hala ölmüşlere yardım bekliyoruz. Salih Barik'ten bahsediyorsunuz değil mi? Evet. Bunu bizim hocamın kitabında ben de oradan öğrendim. Alimlere destek ol anlamda. Evet. Namaza sen evet. Yine bunu okumamız gerekir diye. Evet. İnşallah bu kardeşim çağımızın bir ışığı. O ışığın ışığını yayalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu ara bir şey hatırlatacağım. Ben Edip'in çok adı geçtiği için Edip'i aradım ama henüz görmedim. Şimdi, belki arayabilir. Arayabilirse selamlarınızı, huzurlarınızda ilerledi. Bilginiz olsun. Bir ben de hocam bu aynı başlamışım 20 sene olduğu bu araştırma. Genellikle araştırmalarım Allah'ın sünneti, sünnetullah, mucizeler, müteşabihler, teşbihler ve mecazlar üzerine. İnternette de bir sitem var. Ayrıca detay Kur'an kıssaları sistematiği adlı bir çalışmam var. Şimdi genelde söylediğim şöyle bir şey var. İnsanların çoğu zaten Kur'an'ı okumuyor veya işte bir kere okuyayım anlayayım, bazı sureleri falan okuyorlar. Şu anda bile eğer bir zaman makinemiz olsa, zaman makinesine 3-4 kişi binsek, elimize de kamerayı alsak, bütün peygamberler dönemine gitsek,
oturan peygamberler dönemine gitsek, bütün yaşadıklarını kameraya çeksek, bütün mucizeleri, olan olayları, Kur'an'ın anlattıkları ve yaşadıklarını buraya gelip, işte bakın peygamberler bunu yaşadı deyip o filmi göstersek, bize önce din adamları karşı gelecek. Hayır diyecekler, böyle bir şey olmadı. Bunlar gittiler bir dağda şey kurdular, insanları yanıltmak, şaşırtmak, bozgunluğa uğraştırmak için bunu yapıyorlar. Şu anda bütün tefsirlerde, rivayetler yoluyla, tefsirler olsun, meallerdeki farklı değişmeler olsun, teviller olsun, hep rivayetlerden alınarak yerinden şeyler. Ben de 20 sene önce bir saf bir Müslüman olarak, işte bizim bir peygamberimiz var, onun bir işte hayatıyla ilgili bir kitap okuyayım dedim, 100. sayfasında yırtıp attım. Benim peygamberim, Kur'an'ın anlattığı peygamber böyle olamaz diye yırtıp attım ve rivayetlere karşı biraz gem oldum. O rivayetlere gem durmam, yani o rivayetler bizi Kur'an'ın anlattığını sol tarafına gösterir. Aslında Kur'an sağ tarafa anlatıyor. Eğer kainat ayetlerine bakarsak, o rivayetlerini hemen hemen, yani ben %100'ü diyeyim, tamamının uydurma. Örneğin mesela Hazreti İbrahim'i ateşe serin oldu diyor. Kur'an'da sadece bir ayet, ateşe serin oldu. Bir bakıyorsun rivayete, ateş suya, odunlar da balığa dönüşmüş. Karıncalar, kuşlar şey taşımış. Hazreti İbrahim mancınıkla atılmış. Tam yukarıda Cebrail gelmiş, ona bir şeyler demiş. Ya kardeşim, nereden duydun sen Cebrail'i? Yani eğer bir rivayet doğruysa, diğer rivayetler neye yanlış? Ben kainat ayetleri, sünnetullah dediğimiz, sünnetullah Allah'ın değişmez yasalarıdır. Bugün yer çekimi birkaç saniye kalksa hepimiz yukarı fırlarız. Dünya kurulalı bile yer çekimi nasıl olmadıysa, diğer yasalar, kanunlar Allah'ın değişmediği. Yani 2000 yıl evvel, 3000 yıl evvel, 5000 yıl evvel şu an dünya nasılsa aynıydı, değişme olmadı. Peki bu kadar değişmeler, bu kadar yanlış anlatılar nasıl geldi? Rivayetlerle geldi. Çünkü Allah özellikle mucizelerde bizim kainat ayetlerimize bakmamızı, araştırmamızı istediği için detay vermiyor. İbrahim ateşe serin ol dedik. Aslında diyor ki, ateşe serin ol yasası var, bunu araştır bul. Diğer tarafta, diğer mucizelerle ilgili, bugün yaklaşık işte detay kitabında 20'ye yakın mucizenin bilimsel karşılığını anlatmaya çalıştım. İnsanlar soruyor, bilimsel eğer gerçekleştiyse mucize bunun arasında. O mucizeyi de açıkladığım yazılar var. Bir de mesela Kur'an'da Hazreti İbrahim'in gerçek hayatta kalkıp alıp oğlunu kesmeye götürdüğüyle ilgili tek bir ayet yok. Tek bir ayet olmadığı halde o Saffat suresi 105, 102, 107'yi öyle bir çevirmişler ki hocam farklı çeviriyor. Ama diğer tefsirlerde bugün Hristiyanlar ve Müslüman şeyler daha dahil, bütün Hristiyanlıkta, bizim Müslümanlar da hangisine giderseniz gidin, herkes Hazreti İbrahim'in oğlunu kesmeye götürdüğünü okuyor. Öbür tarafta ayeti okuyoruz. Bir masumu öldürmek, bütün insanlığı öldürmekle işte. Bakın, bir masumu öldürürüz, bütün insanlığı öldürürüz. Din insanlığa geldi. Bir yüce peygamberi Allah Hazreti İbrahim'in şey olarak tanıtıyor. Yufka yürekli diyor. Yufka yürekli bir insana bıçak verin, tavuğu kesemez. Oğlunu al, rivayetlere mi bakıyorsun? Taşı kesiyor. Taşı kesiyor, oğlunu kesmiyor, kızıyor İbrahim. Oğlun kesilmedi, kızıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Barbar da. Yani bakın, böyle Kur'an'da Hazreti İbrahim'in rüyada oğlunu boğazladığını gördüğü gerçektir. Rüyadır o. Rüya görmüştür ama uyanmıştır. Gerçek hayatta, ben internette sürekli bu konularla ilgili yazıyorum. Bana bir tane ayet getirin, Hazreti İbrahim aldı, oğlunu kesmeye götürdü. Şu oldu, bu oldu diye. Kesinlikle orada farklı bir tevil var. O tevili sunmaya çalışıyorum. Kendi anlattığım kadarıyla. Yani dediğim gibi, bugün sıradan insanları aldık zaman makinesinde, oraya gitsek insanlar diyecek ki, ya hani Hazreti İbrahim böyle buraya götürmüştü. Ya da özellikle Hazreti Muhammed hakkında biliyorsunuz rivayetleri. Ağaçlar yürüyor geliyor, odunlar konuşuyor, elinden su akıyor, şey oluyor. Bizden evvelki peygamberleri hep Süperman yapmıştık. Süperman bir peygamber, ben ilk kaldı şey yaptığımda, Allah onlara öyle mucizeler vermiş ki işte şöyle olmuş, böyle olmuş. Aslında mucizeler bu yüzyıllarda yaşanacak olan bir şeylerin bir benzeri o zamana gösterilmiş. Hazreti İsa'yı mesela anlatıyorlar,
kuş şeklinde bir şey yaptı, uçtu, dirildi. Ya dirildi, Kur'an anlatmıyor böyle bir şeyi. Bu şeklinde bir şey yaptı, uçan bir şey oldu. O kadar. Yani dirilme anlatmaz. Hazreti İbrahim, kuşları parçalıyorlar, öldürüyorlar. İşte dağa koyuyorlar, dağda tekrar. Böyle bir şey yazmıyor. Yani Kur'an ayetleri böyle bir şey yazmıyor. Bizim rivayetler yoluyla anlatılan şeylerin düzelmesi lazım. Kur'an apaçık olduğunu söyledik. Bu konuşmalar üzerine yazıyoruz. Haşırla alakalı, dirilişle alakalı bir şey. İbrahim Aleyhisselam al şu kuşları parçalan ayetler var. Parçaladı yok. Paramparça yapıyor, birbirine karıştırıyor. Kum bir izniyle, Rabbinin izniyle gel diyor burada ayetler. Çağırıyor. Bir de şey, o Ferda ve Selam'a ayeti var ya, Asif Güneşi'nde ateşe serin ol, salim oldu. Tam ateş nasıl serin oldu? Burada bir şey, bir şey var. Konuları tartışıyoruz. Bu konularda yani öyle bir toplamda parmak basıyor ki sanki bu ayet yok ki. Hani ateş serin ve salim olmadı diye. Tevhidden bahsetti. Benim tevhidime göre dedi, söyledir dedi. Arkadaşımız görüşünü arz ediyor. Tevhid noktasını anlatıyor. Burada dinleyeceğiz. Bu bir tanışmadı. Sonra burada hepimiz birbirimizin şeyini aynen kabul ettik, gideceğiz diye bir olay yok. İnşallah daha başka toplantılar olacak. Orada müzakerelerimiz olacak, tartışmalarımız olacak, münakaşalarımız olacak ve ortaya gerçeği hani demin şura da dedik gibi balı ortaya koyup tatlı tatlı yiyeceğiz. Şimdi sükunetle dinleyelim. Şimdi Metin Bey'in kendi çalışmaları var, onu bize çalışmalara taklit edelim. Ben öyle bir ayet yazmıyor demedim. Ateşe serin ol diye bir yasasından bahsediyorum. Tamam, eğer o yasayla bulursan o yasayla kurtuldu Hazreti İbrahim. Böyle bir şey yok. Kalıp geçtiler. Birkaç dakika daha söyleyeceğim. Kur'an işte kendini apaçık şey yapıyor. Bunu işte internette bu konuları konuşurken, Hazreti İbrahim konuları, mucizeler konuşurken insanlar diyor ki ya hani biz bugüne kadar senin dediklerini duymadık, Kur'an apaçık değil mi? Öyle bir tesadüf denk getirdi ki ne iş yapıyorsunuz dedim, coğrafya öğretmeniyim dedi. Dedim hocam coğrafya kitabı apaçık değil mi? Dağları, denizleri, gölleri hepsini yazmıyor mu? Yani kapalı bir şey var mı? Yok. Al bir coğrafya kitabını, 40 kişilik bir sınıfa götürün, sene sonuna kadar aynı ders saatiyle çalıştırın. Kimi öğrenci zayıf alır, kimi orta alır, kimi iyi alır, kimi pek iyi süper şey yapar. Bu nedir? Öğrencinin onu öğrenme isteğiyle, araştırmasıyla, okumasıyla, anlamasıyla alakalıdır. Kur'an'ın da apaçık deyince, işte şimdi 15 yaşındaki, 20 yaşındaki bir çocukla bir alim, efendim veya şey aynı şey olabilir mi? Yıllarını vermiş, gece kalkmış, okumuş, araştırmış. Yani biz de yüzlerce, yani 40-50 tane meal, değişik tefsirler sürekli okuyoruz. Biz de gecemizi veriyoruz, gündüzümüzü veriyoruz. İlk okuduğumla, 20 seneki evvelki halimle şu andakine baktığım zaman yani arada öyle bir şey var ki uçurumlar var. Ve şu anda geriye baktığım zaman, yani insanlığa baktığım zaman insanlar işte camiden, hocalardan, bilhassa televizyonlarda, o ATV'de bilmem ne de masal anlatan hocalardan öyle şey öğreniyorlar ki Süpermen bir peygamber yok. Süpermen bir peygamber yok. Örnek peygamberler var. Peygamberler örnek olarak gelmiş. Onları örnek alacaksınız. Uçan kaçan peygamberler yok. Yani bunu açıklamak istedim. Arkadaşın da birkaç takıldığı soru olursa Facebook'tan da ben Metin Buralı yazarak şey yapabilirsin. Onları konuşarız, tartışırız. Ben de hatalı olabilirim. Ama sadece şey diyorum. Yok, Kur'an'ın orijinaline bakarsan Kur'an'ı daha iyi. Yani Kur'an'ı çok dikkat edelim. Para verirsen. Kur'an'la ilgili hocam. Buraya ne kadar önce? Bu tarafa. Ha, bundan konuşuyoruz. Ben Aydın Söke'den geliyorum. Kenan abi vesile oldu gelmeme. Kenan Özcan. Şimdi benim hayatım biraz deptebeli bir hayat. Ben bir abim söyledi, solcu marxist denilmesi bir hareketin davasına inandığım için 12 sene cezaevinde yattım. Hiç de pişmanlık duymadım çünkü o dönemde de tartıştığımız aslında bugün burada konuştuklarımızın bir benzeri. Evet, Hazreti Muhammed büyük bir devrimci. O dönem putlara tapılıyor, tek tanrılı dine indiriyor bunu. Bizim de
o dönemlerde savunduğumuz Mahir Çayanların, deniz gezmişlerin savunduğu hakça, adaletçe, eşitçe, insanların sömürülmediği, daha az baskının, daha az sömürünün mutlaka bunlar olacaktır, olduğu, herkesin çalıştığı eşit oranda, çalışmasına eşit oranda hakkını alabildiği bir düzendi. Sonuçta o dönemki sistem, adalet, sen fazla düşünme, düşündükçe bunları yayıyorsun, yaydıkça da insanlar bilinçleniyor deyip içeri attı. Bu dönemde biz baskı, işkence, ölüm oruçları, açlık grevleri yaşadık. Ancak ben aileden gelen bir dini güçlü yaşamaya çalışan bir aileden geliyorum. Babam da hacıdır benim. Daha hacı amca gibi bir şey olmadı belki ama o biraz daha şeydi, daha tutucudu. Aileden de ters tepki gördüm o dönemde. Ancak ben de solcu olmama, materyalizmi de okumama, anlamama ya da yaşatmaya çalışmama rağmen her zaman din konusunda ufkumda bir açıklık kaldı. Her zaman bir yaradana, Allah'a inandım. İçeride de bunu kendimizce yansıtmaya da çalıştık. Yani o özellikle kapitalist düzenin pompalamaya çalıştığı solcular Allahsızdır, komünistler şöyledir diye bir anlayış yok. Bunun en bariz örneği benim. Kenan abiyle de zaman zaman dini sohbetler de yaparız. Bu tarzda tartışmalarımız da olur. Sürekli Hakkı Yılmaz Hoca'dan bahsediyordu. Kitaplarını verdi, kitaplarını okuyorum. Kimi zaman da tartışıyoruz. Böyle bir sohbet ortamı olduğunda gidelim dedi, çok memnun olurum dedim. Onun vesilesiyle geldim. Burada da değişik yerden gelen arkadaşlarımı inceliyorum. Tabii açıkçası burada değişik arkadaşlardan aldığım konuşmalarından dolayı edindiğim fikirler kafamda soru işaretlerini daha da arttırdı. İnceleyeceğim, bakacağım, ona göre bir inşallah bir şey belirleyeceğim. Hepinize teşekkür ederim. Selamünaleyküm. İsmim Malik Yılmaz, memleketim Sivas. İzmir İmam Hatip Lisesi, 1974, 1980 yüksek lisans enstitüsü mezunuyum. 26 yıl öğretmenlik yaptım. Sağlıksal nedenlerle emekliliği tercih ettim daha sonra. Ben Hakkı abimi 45 yıldır tanıyan bir insanım. Çocukluğumdan beri. Sanıyorum burada en güzeli tanıyan kişi benim. Kendisini çok seviyorum ve her zaman içimde abi diye hitap ederim kendisine ama kendisinin namı şöyle.